Action Antalya Özel'den hepinize merhaba. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmleri ardı ardına gösterilmeye devam ediyor. Bugünkü konuklarım da Bilmemek filminin yönetmeni Leyla Yılmaz ve başrol oyuncularından Emir Özden. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla, hemen şununla başlamak istiyorum. Bir kere seni çok önemsiyorum. Yarışmadaki tek kadın yönetmensin. Marina ve evet. Bahadır Erin de ama evet. Onlar bir ortak yönetmenlik evet. yapıyorlar. Dolayısıyla ben senden 20-20 eşittir 50-50 diye bir kampanya var. Dünyada kadın evet. sinemacıların evet. festivalleri de imzalattı. Onunla konuşarak başlamak istiyorum. Ben önce şunu söyleyeceğim Muammer. Bu sene Antalya çok özel. Çünkü ulusal geldi. Ve çünkü Antalya dünyada pek çok festivalin, pek çok değil, 2020 50-50'ye taahhüdüne imza attı. Bu ne demek? İlk önce kısaca bununla ilgili bir şey. Bu cinsiyet ayrımcılığına karşı alınan bir tepki, bir söylem, bir manifestonun altına atılan bir imza demek aslında. 2020 yılına kadar buna imza atan festivaller, bu tarihte imza atan festivaller şunu diyorlar ki Antalya dedi, bu çok güzel bir şey. Seçkilerimizde, ekibimizde cinsiyet ayrımcılığına karşıyız. Kadın erkek sayısının eşit olması için söz veriyoruz dediler. Bu bizim için çok önemli bir şey. Bu bizi etkileyecek sinemacılar olarak. Çünkü biz de bu bilinçle hareket edeceğiz ve festivallerde daha yüksek şansımız olacak, görünür olacağız. Ben de hemen bir iki cümle kurmak istiyorum buna dair. İlk iki sene önce Cannes'da imzalandı bu metin, altına imza attılar. Ve Cate Blanchett bunun müthiş önderliğini yapıyor. Gittiği her yerde bundan bahsediyor. Dolayısıyla altını kalın kalın çizmemiz gerekiyor. Biz de program olarak bu taahhütün altına imzamızı atıyoruz. Evet, filmle başlayalım şimdi. Bilmemek Türk sinemasında bugüne kadar rastlamadığımız zorbalık üzerine bir tema etrafında çiziyor bütün hikayesini. Filmin hikayesinden biraz bahsederek zorbalığı niye ana tema olarak seçtiğini anlatalım mı? Başlayalım mı? Niye ana tema olarak seçtim? Çünkü çok önemli bir konu. Çünkü zorbalık kendi başına bir ötekileştirmeyi içeriyor. Farklı olmaya duyulan korkuyu ve nefreti içeriyor. Ve bunun işlenmesi gerektiğine çok inandım. Ve filmde işlendiği konu üzerinden değil, sadece o konu üzerinden değil, hayatta farklı gruplarda, farklı şekillerde de herkesin hayatında bir kere yaşamış olabileceğini ya da birden fazla yaşamış olabileceğini düşünüyorum. O yüzden çok önemsedim ve konu benim için önemli bir konuydu. Evet, biraz da hikayeden bahsedelim mi? Daha izleyicilerimiz tabii ki görmediler filmi. Tabii. Şu hemen kısaca, çok spoiler vermeden anlatmaya Aynen. çalışacağım. Eğer anlaşılmaz olursa da lütfen şimdiden affedin. Orta sınıf, eğitimli bir aile, çekirdek aile, 3 kişilik. Anne baba gerçekten çocuklarını önemsiyorlar. Fakat mutsuz bir aile. Uzun ilişkiden yorulmuş ve gündelik hayatın gündelik dertleriyle kendilerince baş etmeye çalışıyorlar. Her bireyin kendi sorunu var. Bütün bunlar olurken ailenin çocuğu Umut'un başına bir durum geliyor. Hakkında bir dedikodu çıkıyor eşcinsel olduğuna dair ve Umut da sorular yöneltiliyor. Umut bu soruların hiçbirine, Umut bu sorulara cevap vermeyi reddediyor bilinçli bir şekilde. Ve dolayısıyla bunu aynı zamanda da bununla mücadele ederken bunu kendi içinde ailesine yansıtmadan yaşamaya çalışıyor. Ta ki filmde bir noktaya kadar, sonra bu olay aileye yansıyor ve biz bunun nasıl yaşandığına dair bir film izliyoruz. İzliyoruz, evet. Müthiş bir oyuncu kadrosu oluşturmuşsun. Evet, çok güzel. İyi bir kast yönetmeniyle çalışılmış, evet. harika Uygar'la. Filmin en lezzetli taraflarından biri evet. de bence buydu. Müthiş yetenekli bir gençle tanıştık. Dizi severler çok iyi tanıyorlar ama sinema izleyicileri daha Emir'i tanımıyorlar. Bir hemen parantez açmak istiyorum o röportajlarda. Emir iyi bir tiyatro oyuncusu. Aynı zamanda. Lütfen. Ama yollarda bütün genç kızlar çevirip selfiler şeyler yapıyorlardı. Gözümden kaçmadı Emir bu durum. Peki senin için de hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak zor bir roldü. Sen biraz nasıl çalıştığını, nasıl hazırlandığından da bahseder misin? Emir bir stopçuyu oynuyor bu arada filmde.
Teşekkür ederim öncelikle güzel sözleriniz için. Su topu çok zor bir spor. Başta Umut, oynadığım karakter Umut, su topçusu ve su topunu öğrenmek tabii ki tam anlamıyla mümkün olmadı. Ama fikir edinmek ve en azından bunu yapabilmek filmin içinde becerebilecek kadar öğrendim. Hı hı. Bu zordu. Onun haricinde Umut'un kendi iç dünyası olan derin bir çocuk. Dolayısıyla hayatta da dertleri var. Dolayısıyla oynaması da bu açıdan da biraz zor bir karakterdi. Ama Umut'u yani kendimle bağdaştırdığım, benzettiğim şeyler de var. Bunlardan da yola çıktım. Hayata bakış açısı, dertleri gibi şeyler. Bunlar Umut'a yaklaşmamda başlıca rahatlatıcı şeyler oldu. Anladım. Çok da iyi altından kalkmışsın. Tekrar seni kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok önemsediğim meseleyi daha ele alıyor. Eşcinsel olma, olmama üzerinden de bir müthiş akan bir şey. Çünkü Türk sinemasında bu yeterince değerlendirilememiş, yeterince göz ardı edilmiş fikirlerden biri. Ve buna müthiş sevecenlikle de yaklaşıyorsun bu konuya. O konuya dair de neler söylemek istersin? Filmin adı Bilmemek zaten. Aslında bilmemek üzerinden yaklaşmak istiyorum. Çok da ipucu vermeden, izleyicilerin heyecanını öldürmeden filmi izleme heyecanını. Filmde temel konu şu ki, bir çocuk eşcinsel olduğuna dair bir kanıyla yargılanıyor toplumda, içinde bulunduğu küçük toplumda. Ve izleyicilerden dün seninle beraber olduğumuz soru cevapta şunu gördüm ki bazı izleyicilerimiz bunun cevabını çocukla ilgili önemi var mı? Hiç. Hiç önemi yok. Yani gerçekten önemi yok. Bu eşcinsellik üzerinden olabilir. Ya da kadınların yaşadığı başka durumlar üzerinden olabilir. Orada o kişinin içinde bulunduğu durumun, yönelimin hiçbir önemi yok. Ve özellikle orta sınıf ailelerde bir çerçevede ele aldım. Ailelerin izlemesini çok istiyorum. Eğer çocuklarıyla ilgili bu tip bir şey yaşıyorlarsa bu filmi izleyip bu duyguyu yaşamalarını istiyorum. Bu yaşanan şeyin hiçbir önemi yok. Önemli olan o çocuğun insan olarak, iyi bir insan olarak hayata hazırlamak. Bir de Leyla'nın filmi çok sevmemin nedenlerinden biri de şu oldu. Duygusallığını son derece artırabilecek bir müzikle besleyebileceği bir durum var filmde. Ve Leyla hiç müzik kullanmamıştı. Çok alışık olmadığımız bir durum. Dolayısıyla niye böyle bir tercih yaptığını sormak istiyorum. Bu çok bilinçli bir tercihti. Müzik bir filmin içinde bir enstrüman olarak bir duyguyu yükselten bir kaldıraç etkisi var. Katalizör etkisi var. Ben bu filmde ona ihtiyaç olduğunu düşünmedim. Ve izleyicileri bir mesafede tutup durumla yüzleşmelerini sağlamaya çalıştım. Ve filmi burada müziğin gerekli olmadığını düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Senin bundan sonraki yolculuğuna dair, filmin yolculuğuna dair bildiğin, hedeflediğin veya vizyon tarihine dair bir şeyler var mı? Biraz daha festival yolculuğuna devam etmek istiyoruz. Umarız uluslararası festivallerinde dikkatini çekebiliriz. Orada da bir farkındalık sağlayıp filmimizi taşıyabilirsek isteğimiz bu. Bu yönde gelişiyor. Hemen öyle biraz daha festival arkadaşlarımızla da konuştuğumuz, aldığımız karardı. Bu oyuncularım da aynı zamanda böyle bir şeyi deneyimlemek istiyorlar. Bir süre sonra bir vizyon planı yapacağız. Çok çok bekletmeyeceğiz sizi. Peki. Söz veriyoruz. Peki ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bilmemeye ve senin diğer projelerine dair yolculuklarında başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Antalya'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.